Kanal Fırat Ana Haber Bülteni'ne başlıyoruz. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar dileyerek. Sevgili seyirciler, AK Parti Elazığ Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu üyesi Ejder Açıkkapı, deprem bölgesinde yerinde dönüşüm kampanyasında hibe ve kredi miktarlarının arttırıldığını anımsatarak, dün olduğu gibi bugün de yarın da tüm imkanlarımızla depremzede vatandaşlarımızın yanında olacağız dedi. AK Parti Elazığ Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu üyesi Ejder Açıkkapı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihli depremden etkilenen afetzedelere yönelik kredi ve hibe desteklerinin detaylarına dair açıklamalarda bulundu. 6 Ekim 2023 tarihli resmi gazetede yayımlanan karar doğrultusunda afetzedelere sağlanacak kredi ve nakdi hibe desteklerinin yanı sıra bu desteğin nasıl kullanılacağına dair usul ve esasların belirlendiğini hatırlatan Açıkkapı, alınan karardan dolayı Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre hak sahibi olanlar ve krediyle konut yardımından faydalananlar hariç, maliklere bir konut ve bir iş yeri için en fazla 3 bağımsız bölüm için kredi imkanı sağlanacağını ifade eden Milletvekili Açıkkapı, başvurusu uygun görülen hak sahipleri için kredi sözleşmesi ve ödeme planı hazırlanacak. Kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmayacak. Hak sahiplerinin yapım ruhsatının alındığı tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde bakanlıkça belirlenen belgelerle başvuruda bulunmaları gerekiyor dedi. AK Parti Elazığ Milletvekili Açıkkapı resmi gazetede Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan kararla afetzede hemşehrilerine 2 yıl geri ödemesiz, toplam 10 yıl vadeli ve faizsiz kredi olanakları sunulacağını, özellikle orta ve üzeri hasar görmüş konutların yeniden yapımı için 750 bin lira, ahırı bulunan konutları için ise 1 milyon lira kredi desteği, iş yeri sahipleri için de 400 bin lira kredi desteği yanında, konutlar için ek olarak 750 bin lira, iş yerleri için de 400 bin lira nakdi hibe desteği verileceğini söyledi. Açıkkapı, dün olduğu gibi bugün de yarın da tüm imkanlarımızla depremzede vatandaşlarımızın yanında olacağız dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Pertek Köprüsü ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Pertek Köprüsü ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Işıkver, yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle önergesinde Pertek Köprüsü ile ilgili süreçlerin hangi aşamada olduğunu sordu. MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, önerge ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, bölgemizin kalkınmasına yönelik büyük katkı sunacağına inandığımız Pertek Köprüsü'nün proje ve yapım sürecine ilişkin soru önergemizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduk. İlimizin ve bölgemizin sorunlarının çözümüne ilişkin mücadelemiz kesintisiz devam edecektir ifadelerini kullandı. MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, seçim bölgem olan Elazığ ilimize yapılması planlanan Pertek Köprüsü, Elazığ-Tunceli illeri güzergahını kısaltmakla birlikte Akdeniz ve Karadeniz liman bağlantısını karayolu ile bağlayacak stratejik bir öneme sahiptir. Ayrıca özellikle de yaz aylarında bölge trafiğine rahat bir nefes aldıracak pozisyondadır. Söz konusu köprünün ihale hazırlıklarına başlanılmış olup, yıl sonu itibariyle proje ihalesine çıkılacağı beyan edilmiştir. Bölge halkının ve sürücülerin talebi, bahsi geçen ihalenin ivedilikle tamamlanarak köprünün bir an evvel ulaşıma kazandırılmasıdır. Bu kapsamda bahsi konu köprüyle ilgili hazırlıklar ne aşamadadır? Bahsi geçen güzergahta günlük ortalama feribot kullanan araç sayısı kaçtır? Söz konusu projenin 2024 yılı yatırım programına alınması planlanmakta mıdır? İfadelerine yer verdi. 26.sı düzenlenen Uluslararası Hazar Şiir Akşamları kapsamında Şairler Yürüyüşü yapıldı. 26.sı düzenlenen ve hem yurt içinden hem de yurt dışından şairlerin katıldığı Uluslararası Hazar Şiir Akşamları programı Demokrasi Meydanı'nda yürüyüşle başladı. Programa Elazığ Valisi Dr. Ömer Toroman, AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Dr. Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkan Vekili Nazif Bilginoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş,
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, yurt içi ve yurt dışından şairler, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri, şairler ve öğrenciler mehter takımı eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ programın önemine vurgu yaptı. Türk dünyasının ve ülkemizin, ilimizin çok kıymetli bir faaliyeti olan bu etkinlik 26.sı olma hasebiyle devamlılığı açısından şehrimizin bu faaliyete sahip çıkması, bu faaliyeti yıllardır sürdürmesi, bu şehrin bir kültür başkenti olduğunun en kanıt, en önemli özelliğidir diye düşünüyorum. 26.sını düzenlediğimiz bu faaliyet, bu yıl yakın zamanda kaybettiğimiz ülkemizin çok önemli bir değeri olan Sezai Karakoç anısına düzenleyeceğiz. Ve birçok şairimiz de yarın inşallah Hazar Gölü'nün kenarında Büyük Hazar'dan Küçük Hazar'a sloganıyla sizleri şiirle buluşturmayı amaçlıyoruz. Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Elazığ'dan Türk dünyasına açılan bir kapıdır dedi. Elazığ'dan Türk dünyasına açılan bir kapı, bir köprü olarak gördüğümüz Türk dünyasının birliğinin, beraberliğinin, dayanışmasının bir anlamı olarak gördüğümüz Uluslararası Hazar Şiir Akşamları çok şükür 26.sını bugün başlattık. Hakikaten bu kutlu yürüyüş bugüne kadar geldi ve bundan sonra da inşallah bu şekilde bu Türk dünyasının birlik ve beraberliğini sergileyecek bir şekilde de devam edecektir. Evet, Sayın Belediye Başkanımız her zaman ifade ettiği gibi bir şehrin ihyasıyla birlikte insanlığın ihyası da önemlidir. Dolayısıyla şantiye belediyeciliği yanında bir kültür, bir gönül belediyeciliği sergileyen Sayın Belediye Başkanımız her zaman insanımıza dokunmak, insanımızın hizmetinde olmak, kültürüne, sanatına, gençliğine, sporuna her alanda yardım edebilmek, beraber olmak için politikalarıyla, vizyonuyla, yatırımıyla bu şehre yakışan her hareketin içerisinde olmuştur. Ya öncüsü olmuştur, ya hareketin parçası olmuştur, paydaşı olmuştur. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Uluslararası Hazar Şiir Akşamları, Elazığ'ın entelektüel kimliğinde yer alan önemli bir program olduğunu söyledi. 1992 yılından beri düzenlenen bu özel etkinliğin bu yıl birçok genç edebiyatçıya ilham kaynağı olan sevgili şair ve yazar Sezai Karakoç'un anısına düzenlenmesini de son derece anlamlı buluyorum. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Elazığ'ımızın entelektüel kimliğinde yer alan sanatın ve edebiyatın gücünü bir kez daha yüceltmek için bizlere bir fırsat sunuyor. Dünyanın her yerinde çokça ihtiyaç duyduğumuz insan sevgisi teması etrafında şekillenecek olan bu kıymetli etkinliğimizin düzenlenmesinde destekleri için başta Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza, Fırat Üniversitemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş, 24. Hazar Şiir Akşamlarına katılan Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Milletvekili merhume Ganire Paşayeva'yı yaptığı konuşma ile anarak Uluslararası Hazar Şiir Akşamlarının şehir için bir değer olduğunu ifade etti. Vatan toprakları sadece Edirne'den Kars değildir. Bu program öncülüğünde gençlere vatanın çok iyi anlatılması gerekir. Ben burada ne konuğum ne de misafir, ben burada sizin kadar Elazığlıyım diyerek Elazığ'ı Türkiye'nin Azerbaycan'ı olarak nitelendirmiştir. Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun.
Hazar şiir akşamları artık gelenekselleşti, kökleşti ve uluslararası bir boyuta ulaştı. Elazığ'ımız Keban'ından Sivrice'sine, Palu'dan Ağın'a kadar tüm ilçeleriyle ve kadim Harput medeniyetiyle bu kadim geleneğin geleceğe taşınması açısından gerçekten bu tür organizasyonlar son derece önemlidir. Hazar Şiir Akşamları'nın bu yıl ünlü şair yazar Sezai Karakoç anısına insan sevgisi teması ile düzenlendiğini söyleyen Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Hazar Şiir Akşamları'nın çeyrek asrı devirdiğini söyledi. Hazar Şiir Akşamları sadece bir şiir akşamları etkinliği değil, bunun fikri altyapısı, kurgusu, düşüncesi çok sağlam temellere dayandığı için taklidi olan pek çok şiir akşamı, şiir etkinliği kısa süreli oldu, unutuldu, gitti. Ancak Hazar Şiir Akşamları çok şükür çeyrek asrı devirdi. İnşallah bu şekilde devam edecek. Neden sağlam fikri temelleri var dedim. Biraz önce kıymetli idinimiz ifade etti. Küçük Hazar'dan Büyük Hazar'a idealinin bir parçası. Onun konuşulduğu, onun yaşatıldığı bir mecra. Türk Devletleri Teşkilatı'nın geçtiğimiz hafta itibariyle 14. kuruluş yıl dönümü kutladık. Ve bu teşkilatımız sağlam adımlarla daha ileri işbirliklerine doğru yürüyor. Bu işbirliğinin kültürel sahada da önemli bir ayağını Hazar Şiir Akşamları oluşturuyor. O yüzden fikri temelleri sağlam diyoruz. Hazar'ın ötesinin unutulduğu, unutturulmaya çalışıldığı dönemlerde Elazığlı münevverler, yazarlar, kıymetli hemşerimiz Kabatlı başta olmak üzere, Genç Osmanoğlu başta olmak üzere bunlar bize Hazar'ın ötesini hiçbir zaman unutmamamız gerektiğini şiirleriyle, yazılarıyla sürekli hatırlattılar. Ve bugün hamdolsun biz Türk dünyasında büyük bir dayanışma sergiliyoruz. Yürüyüş sonrasında Elazığ Belediyesi Mehteran takımı konser verdi ve halk oyunları gösterisi sunuldu. Yurt içi ve yurt dışından birçok şairin katıldığı Hazar Şiir Akşamları'nın konukları öğrencilerle bir araya geldi. Bu sene 26.sı gerçekleştirilecek olan Hazar Şiir Akşamları ünlü şair yazar Sezai Karakoç anısına insan sevgisi temasıyla gerçekleştirilecek. 26. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları 6 Ekim Cuma günü şairlerin öğrencilerle buluşmaları programıyla başladı. Gönülden gelince selam, cümle sesler olur kelam. Güller açar da vesselam, göğsümüzde hu diyerek yar aşkına çarpar yürek. Hazar Şiir Akşamları'na katılan şairler ve yazarlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlemiş olduğu okullarda öğrencilerle buluşarak şiir ve şairlerimizi anlattı. Atıl bilseyiz, ben hazır işte maç sürüştürgen hocaday, asan dünyanı engley başlayız. Özbekistan değil mi? Özbekistan, bana Kazakistan, Özbekistan sizin baba yurtdayız, ata yurtdayız. Öğrencilerle sohbet eden Özbekistanlı şair Hurşit Davranov, Türk dünyasından kesitler sundu. Kudu kara sözüyem, katta degeni. Bana bugün bizim şiir bayramımız, Türk'ün katta şairi Sezai Karakoç. Karakoç. Onun ismi... Abdurrahim Karakoç. Onun ismi diyem Karakoç diyem Katta Koç. Türklerini, köçlerini ismiden geliyem bu. Türkler köçüp yürüyen. Köçüp, köçüp saçılgenmiz. Saçılıp gitgenmiz. Eğer birlersek dünyadaki ya birinci ya ikinci büyük devlet bulardı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki, deprem bölgesinde yerinde dönüşüm kampanyasında hibe ve kredi miktarının konutlar için 750 bin, iş yerleri için 400 bin liraya çıkarıldığını açıkladı. Sevindirici bir haber verildiğini ifade eden Emlakçılar Oda Başkanı Hakan Albayrak, müteahhitlerin de hızlanması gerektiğini ifade etti.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki, 6 Şubat depreminden etkilenen illerde başlatılan yerinde dönüşüm kampanyasında hibe ve kredi miktarının artırıldığını duyurdu. Bu kapsamda hibe ve kredi miktarının konutlar için 750 bin TL'ye, iş yerleri için 400 bin TL'ye çıkarıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki yaptığı açıklamada, yerinde dönüşüm kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık. Konutlar için 750 bin lira kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin lira hibe, 1 milyon lira kredi, iş yerleri için 400 bin lira hibe, 400 bin lira kredi vereceğiz. Deprem bölgesinde ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Yerinde dönüşüm kampanyasının değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Elazığ Emlakçılar Oda Başkanı Hakan Albayrak, müteahhitlere de önemli görev düştüğünü söyledi. Tabii ki bu vatandaşlar için yani güzel bir fırsattır. Bunu değerlendirmelerini istiyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi Elazığ'ımızda şu an 3000'e yakın bina yıkılacak. Onların bir an önce yapılması lazım. Bunların tabii ki müteahhitler devreye girecek. Bunları bir araya getirip bunların bir an önce başlaması lazım. Çünkü neden? Bugün kiralarımız çok yüksek. İş yerleri kiraları bugün örnek veriyorum 10 liradan 20 liraya çıktı, 30 liraya çıktı. Ev kiralarımız bugün biliyorsunuz 2 liradan 10 liraya çıktı, 20 liraya çıktı. Bunların yani bir an önce yapılması lazım. Devletimiz de burada güzel bir öncülük yapmış. Burada vatandaşlarımıza bir destek olmuş. Yani burada 700 lira hibe güzel bir para. Geri kalanı da artık bizim bildiğimiz kadarıyla 10 yılda ödemeleri lazım yanlış değilsem. Cüzi bir para geliyor. Onların zaten faiz oranı da düşük. Bunu herkes de biliyor. Bir an önce evlerini yapmalarını istiyoruz. Yani bir an önce bir araya gelmelerini istiyoruz. Çünkü niye şehir bizim? Bugün şehrimiz büyüyeceği yerde yani büyümüyor. Çünkü niye yıkılan yerlerin hiçbir tanesi yapılmıyor. Tabii biz bir an önce bunların yapılmasını istiyoruz. Burada devletimizin attığı adımı da çok güzel yani olumlu karşılıyoruz. Burada vatandaşlarımıza yani bir fayda sağlayacak. 750 bin lirasını devlet karşılıyor. 750 bin lira mesela 1,5 milyona mal oldu. Onu da devletimiz örnek cüzi bir faiz oranıyla kredi verecek. Onlar da yavaş yavaş ödeyecekler. Tabii burada Elazığ Belediye'miz Şahin Şerif olana da öncelikle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü kendisi de her yapacak konut için de 75 bin lira kendisi vereceğini sözünü vermişti. Yani bu ne demek? Yani bugün 75 lira para değil ama bir faydadır yani mesela. Kim yani esnafımız olsun, işte vatandaşımız olsun, evi yıkılan olsun, işte dükkanı yıkılanlara kim bir TL'de yardım ederse Allah ondan razı olsun. Elazığ'da yapımı tamamlanan toplam 254 konut ve 43 iş yerinin hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla noter huzurunda kura çekildi. Elazığ'da 24 Ocak ve 27 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından Elazığ'da evleri hasar görüp hak sahibi olan AFS'de vatandaşlar için merkez, rezerv alanlar ve köy toplu alanlarında TOKİ tarafından yapılan konut ve iş yerlerinden bir kısmı tamamlandı. Aşağı Holpenk, Çallıca, Çatalharman, Gökçe, Gülpınar, Işık Yolu, Meşeli, Salkaya ve Şefkat mahallelerinde yapımı tamamlanan toplam 254 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Köylerde yapımı tamamlanan 254 konut için 247 hak sahibi, 43 iş yeri için ise 329 hak sahibi arasından kura çekildi. Elazığ Vali Yardımcısı Oltan Bayraktar süreçle ilgili bilgi verdi. Şimdi 24 Ocak 2020 ve 27 Aralık 2020 tarihlerinde ilimizde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle evleri hasar görüp hak sahibi olan afetzede vatandaşlarımız için merkez, rezerv alanları ve köy topluluk alanlarında TOKİ tarafından afet konutu ve iş yerleri yapılarak teslim aşamasına gelinmiştir. Bu kapsamda her zaman olduğu gibi, her afette olduğu gibi bu afetlerde de halkımızın yanında yer alıp sosyal devlet politikası amacıyla her zaman hareket eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti Elazığ depremlerinde de vatandaşını sahipsiz bırakmayarak hemen akut döneminin ardından hasar tespit ve yıkım çalışmaları ve devamında hak sahipliği süreci başlatarak hızlı bir şekilde inşai faaliyetlere girişmiş olup bu kapsamda vatandaşlarımızı hak sahibi etme anlamında ve mağduriyetlerini giderme anlamında ciddi emek ortaya konmuş ve kurumlarımız adeta seferber edilmiştir. Bu kapsamda emeği geçen bütün kurumlarımıza, kurum amirlerimize, çalışan, destek veren bütün
kamu çalışanlarına ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bayraktar, 24.481 vatandaşın hak sahipliği kapsamına alındığı ve toplamda konut hak sahipliği kapsamında 21.786 vatandaşın hak sahibi olduğunu söyledi. Bu depremlerin ardından hak sahipliği kapsamında 24.481 vatandaşımız hak sahipliği kapsamına alınmış ve bugün çekeceğimiz kura ile beraber konut hak sahipliği kapsamında 247 vatandaşımızı bugün kura ile hak sahip yapacağız. Toplamda konut hak sahipliği kapsamında 21.786 vatandaşımızı hak sahibi etmiş olacağız ve bu hak sahipliği kapsamında oran olarak vatandaşlarımızın konut mağduriyeti olup da hak sahipliği tanınan vatandaşlarımızın %89'u hak sahibi olmuş olacak. Konutun yanında iş yeri hak sahipliği bilgileri şeklinde iş yeri hak sahipliği bilgilerini açıklıyorum. Toplam iş yeri hak sahipliği kapsamında 1422 kişi hak sahipliği sürecinde hak sahibi olarak kabul edilmiş ve bugün seçeceğimiz kura ile de 43 vatandaşımız hak sahibi olarak bugün haklarını alacaklardır ve bugün hak sahibi olan kişilerle beraber toplamda 1136 vatandaşımız iş yeri hak sahipliği kapsamında hak sahibi olmuş olacaktır. Ve bu hak sahipliği bilgileriyle beraber son hak sahipliği süreciyle beraber %80 oranında vatandaşlarımız hak sahibi olmuş oluyorlar. Yani 1422 iş yeri içerisinden 1136 iş yeri teslimatıyla birlikte iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın oranı %80'dir. Hak sahipliği kapsamında hakkını almayan vatandaşlarımız için çeşitli şekillerde süreçler devam etmekte olup kurumlarımız bu süreçleri hızlı bir şekilde canhıraş bir şekilde bu süreci takip etmektedir. Hepimiz el birliğiyle vatandaşlarımızın mağduriyetini bir an önce bitirebilmek için mücadele içerisinde kurumları koordine ederek bu süreci en kısa sürede tamamlayıp mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini bir an önce sonlandıracağız. AFAD İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen kura çekiminin sonuçları kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecek. Bir süre önce ticaret borsasını ziyaret ederek Başkan Mehmet Ali Dumandağ'dan illerinde temsilcilik açıklamasını talep eden ya da temsilcilik isteyen Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nın talebi karşılık buldu. Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ'dan illerinde temsilcilik açmalarını isteyen Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nın talebi karşılıksız kalmadı. Bir süre önce heyeti Ticaret Borsası'nda ağırlayan Başkan Mehmet Ali Dumandağ, şartların oluşması halinde temsilcilik açabileceklerini söylemişti. Verilen sözlerin üzerinden kısa bir süre sonra düzenlenen törenle Bingöl'de Ticaret Borsası temsilciliği açıldı. Temsilciliğin açılışına Elazığ Borsa Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdülvahap Yoğunlu, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay'ın yanı sıra kurum müdürleri ve oda temsilcileri katıldı. Açılış öncesi Elazığ'dan giden heyet odanın Ekim ayı meclis toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, açılışın hayırlı olmasını temenni etti. Elazığ Yönetim Kurulu Başkanım, Bingöl'ün değerli meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, Elazığ'ın Ticaret Borsası Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri, değerli basın mensupları, ben de size hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii ki geçmişte Sayın Başkanımız, Meclis Başkanı'na Yönetim Kurulu Kadri Bey ile Doğan Bey Elazığ'da ziyaretimize gelmişti. Bizde bir teklifte bulundular. Ya biz Elazığ, Karakocan, Bingöl, Elazığ hep bir sayıyoruz. Tabii ki buradan bağırsak Karakocan'a ses gidiyor. Biz de Karakocanlıyız aynı zamanda. Bingöl'leri de yeğenim ben.
Tabii derler ki bize Bingöl'de bir temsilci kaçın. Biz de kendilerini kırmadık. O vesile bugün buraya geldik. Önce bir meclis toplantısına katılalım. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, taleplerini karşılıksız bırakmayan Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da teşekkür etti. Bize bu ticaret oda borsa temsilcinin açılmasında emeği geçen öncelikle değerli büyüğümüz abimiz Elazığ Ticaret Borsa Başkanımız Mehmet Ali Bey, yönetim kurulu ve meclis üyelerine özellikle minnettarız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bunları özellikle bilmenizi istiyorum ki borsamız burada açıldıktan sonra göreceksiniz kısa süre içerisinde. Tabii ki bunun en büyük destekçisi inşallah Sütaş, süt entegre testleri olacaktır. Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Apyoğlu, iki şehrin işbirliği içerisinde çalışma yapmasının bölgeyi kalkındıracağını ifade etti. Elazığ Ticaret Borsası ile Bingöl Ticaret Odası'nın bu şekilde bir işbirliğiydi. İnşallah bölgemizin kalkınmasına, gelişmesine önemli katkılar sunacak. Burada artık mesafeler olmadan insanlarımız burada müteşebbisler işlerini halledebilecekler. Elazığ Ticaret Borsası ile de çok önemli işbirliklerimiz var. Mehmet Ali Başkanımız bizim büyüğümüz. Yine mecliste, yönetimde çok sevdiğimiz, başarılı bulduğumuz insanlar var. Ben hayırlı olmasını diliyorum. Bingöl'ümüze, Elazığ'ımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Toplantının ardından Bingöl Temsilciliği Ofisi'nin kurdelası, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'dan hayırlı olması temennisiyle kesildi. Biz Elazığ Ticaret Borsası önce Karakoca'da bir temsilci açmıştık, daha sonra Muş'ta açtık. Bugün de Bingöl'de açıyoruz. Burada tabii ki gayemiz buradaki hemşerilerimize hizmeti ayağına getirmek. Bu da başkanımızın talebi, biz kırmadık. İnşallah hep beraber burayı bir, iyi bir şekilde yürütüp iyi bir şekilde buradaki hemşerilerimize biz bir hizmet vereceğiz. İnşallah herkes memnun kalır. İki yıl içinde, bölge içinde hayırlara vesile olsun diyelim. Allah'a emanet olun. Hayırlı olsun. Rabbim mahcup eylemesin. Ya Allah'ım, Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi, yabancı uyruklu kursiyerler için Türkçe dil eğitimi düzenleyecek. Kurs başvuruları 9-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Şehir ekonomisinin canlanmasına ve kalifiye eleman yetiştirilmesine katkı sağlamak hedefi doğrultusunda eğitim hizmetlerine yoğun bir şekilde devam eden Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi, yabancı uyruklu kursiyerler için eğitim düzenleyecek. Türkçe dil eğitiminin verileceği kurs ücretsiz olacak. Yabancı uyruklu kursiyerler kurs başvurusunu şahsen Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi'ne yapabilecek. Kurs başvuruları 9 Ekim ve 13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından Türkçe dil eğitiminin başlayacağı tarih Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı EBEGEM tarafından duyurulacak. Eğitim alanında önemli çalışmalara imza atan hemşerimiz Fethi Ateş, Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirildi. Pertek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten hemşehrimiz Fethi Ateş, yürüttüğü başarılı çalışmalar sonucunda Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğü'ne getirildi. Eğitim alanında önemli çalışmalara imza atan hemşehrimiz Ateş, 1971 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. 1993 yılında Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünü bitirdi. Uzun yıllar özel bir eğitim kurumunda öğretmen ve yönetici olarak görev yaptı. 2019 yılından bu yana Pertek İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan hemşehrimiz Ateş'e Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğü emanet edildi. Medya grubumuz adına hemşehrimiz Ateş'e yeni görevinde başarılar diliyoruz. Değerli izleyenler, Hüdapar Elazığ Gençlik Kolları 2014 yılında kurban eti dağıtırken şehit edilen Yasin Börü ve arkadaşları anısına resim sergisi düzenledi. Hüdapar Elazığ Gençlik Kolları Yasin Börü ve arkadaşları anısına resim sergisi düzenledi. 2014 yılında kurban eti dağıtırken şehit edilen Yasin Börü ve arkadaşları vefatlarının 9. seneyi devresinde Hüdapar Elazığ Gençlik Kolları tarafından düzenlenen resim sergisiyle anıldı. Cuma namazı sonrası 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
6-8 Ekim sürecinde yaşanan olayları hatırlatan Hüdapar Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Aydemir, bundan tam 9 sene önce 2014 tarihinde şehit Yasin Börü ve arkadaşları bir kurban bayramında muhtaçlara kurban eti dağıtırken canice katledilmişti. Canice diyorum. Çünkü önce darp edildiler, sonra yetmedi silahla yaraladılar, yetmedi onlarca bıçak darbesi aldılar. Binaların en üst katına çıkarılıp aşağı atıldılar, o da yetmedi üzerinden arabayla geçtiler, o da yetmedi yakıldılar. Onların o zaman unuttuğu bir şey vardı. Onlar o gün bizi öldürerek bitireceklerini zannediyordular. Ama bizim tohum olduğumuzu unutmuştular. Hüdapar, Elazığ Gençlik Kolları olarak resim sergisi düzenledik. Şehitlerimizi anmak, onların davalarını anlatmak için, dedi. Emniyetin şehrin huzur ve güvenliğini sağlamak adına yürüttüğü çalışmalar aralıksız sürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında ağır hasarlı binaların içerisinde uyuşturucu kullanan 6 şüpheli yakalandı. Öte yandan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs da yakayı ele verdi. Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği 13 Eylül 2023 günü Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı üzerinde meydana gelen ateşli silahla kasten öldürme olayı ile ilgili detaylı çalışma yaptı. Yapılan incelemede failin 10 suç kaydı olan 23 yaşındaki şahıs olduğu belirlendi. Ekiplerce yapılan operasyonda yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü, aranan kayıp şahıslar büro amirliği ve çarşı mahalle bekçileri tarafından kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada ise, hırsızlık suçlarından 10 yıl ve 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Doğukent ve Kültür Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı boşaltılmış binalarda arama yaptı. Yapılan aramada ağır hasarlı binalarda bulunan 6 şüphelinin üst aramasında farklı türlerde ve miktarlarda uyuşturucu madde ile geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı. Yeni doğum yapan anneler arasında giderek azalan emzirmenin ve bebeği anne sütü ile beslemenin önemine dikkat çekmek amacıyla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde slogan yarışması düzenlendi. Gittikçe azalan anne sütü ile beslenme oranlarına karşılık formula mamanın giderek yaygınlaştığı dönemde Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde anne sütünün önemine vurgu yapmak için çalışanlar arasında bir slogan yarışması düzenlendi. 1-7 Ekim emzirme haftası nedeniyle düzenlenen yarışmada Güçlü Kadın Üretir, Anne Olur Emzirir, Dünya Güzelleşir sloganıyla Sunay Gönen birinci oldu. Birinci olan Gönen ve dereceye girenler bugün düzenlenen programda ödüllendirildi. Anne sütünün önemine değinen hastane başhekimi doçent doktor Şüheda Kaya, sağlığa katkılarına rağmen maalesef dünyada 77 milyon bebeğin ilk bir saat içerisinde anne sütü alamadığını söyledi. Slogan yarışmasıyla amacımız anne sütünün önemini vurgulamak, bir bebek için en ideal besinin anne sütü olduğunu vurgulamak ve emzirmenin hem anne hem çocuk sağlığı için önemini tüm çalışanları ve tüm anne ve anne adaylarını duyurmaktır. Anne ve bebek dostu unvanı bulunan Fethi Sekin Şehir Hastanesi olarak bu konuya ayrıca önem vermekte olup hem emzirme odalarımızla hem de laktasyon polikliniğimizle halkımıza hizmet vermekteyiz. 2023 yılı içerisinde 147 ebe ve hemşire emzirme danışmanı sertifikası almıştır. Ve emzirme danışmanlarımız hastanemiz bünyesinde bulunan gebe okulu ve laktasyon polikliniğinde anne ve anne adaylarına danışmanlık hizmeti vermektedir. Biz
Fethi Sekin Şehir Hastanesi olarak her sene farklı sloganlarla anne sütünün önemini vurgulamaya devam etmekte olacağız. Çocuk sağlığı uzmanı Dr. Ece Meltem Yalçın, bilimsel çalışmalarda anne sütüyle beslenen bebeklerde ishal, zatürre, orta kulak iltihabı, alerjik hastalıklar, daha ileri yaşlarda ortaya çıkan tıp 1 ve tıp 2 diyabet, tansiyon, kanser, obezite gibi hastalıkların az görüldüğünü söyledi. Mucizevi içeriğine ve sağlığa katkılarına rağmen maalesef dünyada 77 milyon bebeğimiz ilk bir saat içerisinde anne sütü alamıyor. Bu durum bebekleri hastalıklardan, ölüm riskinden koruyacak olan temel besinlerden, antikorlardan ve anne ile yakın temastan yoksun bırakıyor. Anne sütünün geciktirilmesi yeni doğan bebeğin ölüm riskini artırabilmekte. Anne sütü ile beslenmesinin bebeğe olduğu kadar anneye, ülkeye ve aile hükümetine de katkı sağlamakta. Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Ekim ayı istişare toplantısında platformun yaptığı çalışmalar ve bundan sonraki süreçte ele alınacak projeler hakkında istişarelerde bulunuldu. Elazığ STK platformunun her ay düzenli olarak yaptığı istişare toplantısı bu ay İlim ve Hayra Hizmet Vakfı Erkek Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirildi. Elazığ STK platformu dönem sözcüsü Heybet Öztekeli başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya birçok STK temsilcisi katıldı. Platform dönem sözcüsü Öztekeli, Elazığ gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dönem sözcülerimizden Kuzova sulama projesinin bu sene tekrar bizim ısrarımızla yıllardır bu söylenen şeyi bu sene geri döndü. Sağ olsun siyasetçilerimiz de bu konuyla alakalı uğraştılar. 10 gün önce Mürüdü merkez köylerimizden 30 evin yıkılıp direkt bize müracaat edip hepimiz mağduruz. Hiç sığınacak bir yerimiz yok ama 34 tane evimiz yıkılıyor. Direkt muhtarlarıyla irtibat kurup kurum müdürlerimizle hemen onların konteynerlarını çadırla, hayvanı varsa hem çadır hem konteyner. Eğer hayvan beslemiyorsa konteyner ihtiyaçlarını ya da şehire taşınmak istiyorsa kira bedellerini sağ olsun bütün kurum müdürlerimiz hepsi direkt onları giderdiler. Çok kıymetli belediye başkanımızın yaptığı altyapının gayet çok güzel olduğunu ve takdir ettiğimizi söylemek istiyorum. Altyapının çok güzel olduğunu takdir ediyoruz, yalnız bizim başkanımızdan ricamız arkasından asfaltın iyi bir şekilde hemen kazılıp yapıldığı yerin hemen arkasından yollarının yapılmasını rica ediyoruz. Bu aralar Elazığ'ımızda silahlı saldırı ve yaralamalar, bu konular şehrimize gayet çok zor durumlara sokuyor. Gençlerimiz sokakta gezerken biz tedirgin oluyoruz. Asayiş daha iyi bir şekilde sağlanması ve emniyetimizin bu konuda ne yapılabiliyorsa en iyi şekilde çalışmalarının yapılmasını istiyoruz. Şehrimizde yapılacak bir şeyin bence bürokrasimizin, siyasilerimizin, sivil toplum örgütlerinin, oda başkanlarının, muhtarlarının, akıl önde gelen, şehrin önde gelen insanlarının bir araya getirip şehirde yapılacak şeyleri istişare edip ve ondan sonra yapılmasını sağlamak. İlim Hayra Hizmet Vakfı Genel Başkanı Zülfü Biçeler, yeni açılan erkek öğrenci yurduna yurt dışından gelen öğrencileri almak için de çalışma yürüttüklerini söyledi. 2023-2024 öğretim yılı münasebetiyle öğrencilerimiz tabii vakfımıza müracaat ediyorlar. O müracaatları kabul ediyoruz. Bu son noktada da yine Fırat Üniversitesi'nde 45 bin öğrenci içerisinde 800 dışarıdan gelen öğrenciler var. Bu öğrenciler de tabii bizim vakfımıza müracaatta bulundular. Belki biz bu yurdu bu sene içerisinde dış ülkelerden gelen öğrencilerimize de tahsis etme noktasında çalışmalarımız var. İnşallah bu noktada da muvaffak olup yani Türkiye'de bir ilk olarak burada dışarıdan gelen öğrencileri istihdam etme adına bir ilk olma adına da çalışmalarımız devam ediyor. AK Parti İl Başkan Vekili Vahdettin Demirtaş, STK'lıların şehrin değerleri noktasında yaptıkları işlerin önemli olduğunu söyledi. Konumuz
sivil toplum örgütleri olunca hakikaten 20. yüzyılın ben şahsen sivil toplum örgütleri tarafından idare edilebileceğini, gündemi onların oluşturabileceğine inancım sonsuz. Böyle bakıyorum sivil toplum örgütlerine, bizler bu gücü her zaman kendi kendimizde bulmalıyız diye düşünüyorum. Şöyle bakıyorum, dünya ölçeğinde baktığımızda Türkiye'de 2002-2023 dönemi açısından abilerimiz biraz daha iyi bilir ama bizler de çok yakın olduğu için, çok uzak bir dönem olmadığı için birçoğumuz biliriz. 2002'lerde inanın 1 milyar dolar bulabilmek için birçok ülkede gezerdik. Ve o dönemde maaşlarımız bile ödenemezdi. Ben şahsen işte Etiban Ferro Kurumu'nda sendika başkanlığı yaptım o dönemde. Maaşlarımızı aldığımızda sanki bedava vermişler gibi. İşte ikramiyelerimiz kalırdı. Bakanlarımız geldiğinde ricayla minnetle ikramiyelerimiz sizin alındığı dönemi hatırlarım. Niçin bunu söylüyorum? O günlerden bugün için dünyada hayırda öncü olan bir Türkiye var. İşte Afrika'dan tutun da Orta Amerika'ya, Orta Amerika'dan tutun Uzak Doğu'ya kadar bütün bu yerlerde bu sivil toplum örgütlerimiz gerçekten elini taşın altına koyan, mazlum, mağdur insanlara yardım eden sivil toplum örgütleridir. Dolayısıyla bizler her gün biraz daha bu işin şuurunda olup, kendi gücümüzün şuurunda olup daha fazla sivil toplum örgütlerimizi güçlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Yakayı ele veren zehir taciri 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Arıcak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Arıcak istikametinden Diyarbakır istikametine gitmekte olan 4 şüphelinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler yapılan arama sonucunda 3260 gram kubar esrar ve 334 gram toz esrar ele geçirdi. Şüpheliler Palu Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheliler Elazığ ETP Ceza İnfaz Kurumu'na vukuatsız olarak teslim edildi. 2023 yılı afet planı uygulaması çerçevesinde Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. 2023 yılı afet planı uygulaması çerçevesinde Elazığ'da deprem ve yangın tatbikatları devam ediyor. Bu çerçevede Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikat nefes kesti. Senaryo gereği kentte meydana gelen deprem sonrası hastanenin birinci katında yangın çıktı. Çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Hastane içerisinde yaralı olduğu ihbarına ulaşan ekipler, AFAD, UMKE ve 112 sağlık ekiplerinden destek istedi. Anonslarla hastanede bulunanlar uyarılarak tahliye edildi. Depremde yaralanan vatandaşlar, UMKE ve AFAD ekiplerine müdahalesiyle hastaneden tahliye edilerek hazır bekletilen 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede tutulduğu tatbikat gerçeği aratmadı. Oksijene gerek yok. Damarını açalım arkadaşlar. Hasta soruları doğru cevap veriyor. Bilinç açık yerinde. Tamam. Şu hastaydı. Beyefendi vücudunda başka hissetmiş olduğunuz ağrı var mı? Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi İrfan Kaygusuz, başarılı sonuçlanan tatbikatın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. İlimizde meydana gelen 6.4 depreminden sonra hastanemizde çıkan bir yangın nedeniyle senaryo gereği hastanemizi tahliye edip yaralıları kurtarma tatbikatını gerçekleştirdik. Çok kısa bir süre içerisinde 112
itfaiye ekipleri yangını söndürdüler. Daha sonra içeride bulunan yaralılara 112 ambulans ekibimiz, yine AFAD ve UMKE ekiplerimiz müdahale ederek yaralıları dışarı alıp gerekli tahliyeleri sağlandı. Hastane çok kısa bir süre içerisinde boşaltıldı. Tatbikat çok başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı. Emeği geçen tüm birimlere, başta Sağlık Müdürlüğümüz olmak üzere UMKE ekibine, AFAD ekibine, itfaiye ekiplerimize teşekkürü borç biliyorum. Hayatını kaybeden Kovancılar eski belediye başkanı Halis Ulucan, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kovancılar eski belediye başkanı Halis Ulucan vefat etti. 1994-1999 yılları arasında MHP'den Kovancılar Belediye Başkanlığı görevini yürüten Halis Ulucan, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 86 yaşında hayata veda eden Ulucan için cuma namazı sonrası Nurullah Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Cenaze namazına Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Öykücü Camia'nın önde gelen isimleri, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan ve vatandaşlar katıldı. Merhum Ulucan kılınan cenaze namazının ardından Asr-ı Mezarlık'ta bulunan aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı. Aile taziyeleri Nurullah Camii taziyevinde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet etsin. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri Şükrü Atilla ve Ahmet Başöz'ün babaları Elazığ Pancar Kooperatifi eski başkanlarından Hacı Başöz vefat etti. 85 yaşında hayatını kaybeden Başöz, cuma namazı sonrası Yurtbaşı Beldesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Şükrü, Atilla ve Ahmet Başöz'ün babaları, Elazığ Pancar Kooperatifi eski başkanlarından Hacı Başöz hayatını kaybetti. 30 yılı aşkın başkanlık görevini yürüten, çevresi tarafından sevilen ve sayılan isim olan Başöz için, cuma namazı sonrası Yurtbaşı Beldesi mezarlığında cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah. 85 yaşında hayatını kaybeden Başöz, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Aile taziyeleri Yurtbaşı Merkez Taziyevi'nde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet etsin. Sevgili seyirciler, Çayda Çıra Sağlık Kabini Çayda Çıra Mahallesi'nde hizmete girdi. Çayda Çıra Sağlık Kabini Çayda Çıra Mahallesi'nde hizmete girdi. Açılışa Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürü Yusuf Güneş de katıldı. Hayırlı kazançlar, nasip eylesin Yüce Mevla. Ya Allah, bismillah diyoruz, hayırlı olsun. İşletme sahibi Bekir Susatan tüm Elazığlıları işletmelerine davet etti. Siz değerli Elazığ halkına bu sağlık kabinini ve sağlık hizmetini sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hepinizi bu Çayda Çıra'da bulunan sağlık kabinimize bekliyoruz. En azından bir çay içmeye bile olsa burada sizi misafir etmenin gururunu yaşamak istiyoruz. Evet Bekir kardeşim, hayırlı olsun diyelim. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen.
gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Elazığ Spor Batman Petrol Spor karşılaşmasında çıkan saha olayları nedeniyle her iki kulübe ayrı ayrı 21 bin lira para cezası verdi. TFF 3. Lig 2. grubun 4. haftasında Elazığ'da oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren Elazığ Spor Batman Petrol Spor maçı sonrası çıkan olaylardan ötürü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen iki takımın cezaları belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 5 Ekim 2023 tarihi ve 12 sayılı toplantısına alınan karar doğrultusunda Elazığ Spor ve Batman Petrol Spor kulüpleri 21 bin TL para cezasına çarptırıldılar. Üçgen Holding Elazığ Spor Kulübü'nün 1 Ekim 2023 tarihinde oynanan Üçgen Holding Elazığ Spor, Batman Petrol Spor AŞ, TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 21 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Batman Petrol Spor AŞ'nin 1 Ekim 2023 tarihinde oynanan Üçgen Holding Elazığ Spor, Batman Petrol Spor AŞ, TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 21 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir ifadelerine yer verildi. Deplasmanda Ergene Veli Meşe Spor'la karşılaşacak olan Elazığ Spor cumartesi günü İstanbul'a, oradan da karayoluyla Tekirdağ'a geçecek. Elazığ Spor'da Ergene Veli Meşe Spor maçı hazırlıkları tamamlandı. Bordo Beyazlı takımımız cumartesi günü sabah tarifeli uçakla İstanbul'a gidecek. Elazığ Spor kafilesi İstanbul'dan özel otobüste Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geçecek ve burada kendilerine ayrılan otelde konaklayacak. Son hazırlığını Çorlu'da yapacak olan Bordo Beyazlı takımımız maç günü Tekirdağ Veli Meşe semtine geçerek saat 15.30'da maçını oynayacak. Karşılaşmanın ardından Bordo Beyazlı kafile yine özel otobüsüyle İstanbul'a, oradan da uçakla Elazığ'a gelecek. Elazığ Spor'un pazar günü deplasmanda Ergene Veli Meşe Spor'la oynayacağı karşılaşma kulübün Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak. Elazığ Spor'un pazar günü deplasmanda Ergene Veli Meşe Spor'la oynayacağı karşılaşma kulübün Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak. Elazığ Spor Kulübü taraftarlardan gelen talep doğrultusunda pazar günü saat 15'te Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Elazığ Spor Ergene Veli Meşe Spor karşılaşmasının canlı yayınlanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak gerekli prosedürleri yerine getirip yayın iznini aldı. Karşılaşma Elazığ Spor'un Facebook sayfasından yayınlanacak. Spor haberlerini burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.